Selamun aleyküm kıymetli dostlar. Ezanın ilk ortaya çıkışını seslendirelim. İlk ezan. İslamiyet'in ilk dönemlerinde Mekke'de müşrikler çok güçlü bir konumdaydı. Müslümanlar hem zayıf olduklarından hem de müşriklerle bir çatışmaya girmek istemedikleri için ibadetlerini sessizce yerine getiriyorlardı. Müslümanlar Medine'ye hicret ettikten belli bir süre sonra orada kendilerine özgü bir yönetim kurmuşlardı. Hicretin birinci yılıydı. Müslümanlar namaz vakti girince birbirlerini "Es-salah, es-salah, namaza, namaza" veya "Es-salatu cami'a, es-salatu cami'a, namaz bir araya getirir, namaz için toplanın" şeklinde namaza çağırıyorlardı. Fakat böyle bir çağrı yeterli olmuyordu. Uzakta oturanlar bu sesi duymadıkları için namaza yetişemiyorlar ve bu yüzden de İslam toplumunun bir araya gelmesinde zorluklar yaşanıyordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını topladı. Namaz için nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda arkadaşlarının fikrini sordu. Sahabeler birçok teklif sundular. "Çan çalalım ey Allah'ın Resulü" dediler. "O Hristiyanların adetidir, olmaz." "Boru çalalım" dediler. "O Yahudilerin adetidir, olmaz." "O zaman ateş yakalım ey Allah'ın Resulü." "O da Mecusilerin adetidir, bu da olmaz." "Bayrak dikelim" denildi fakat bu teklif de kabul görmedi. Müslümanlar ortak bir karara varamayınca toplantı sona erdi. Toplantıya katılanlardan Abdullah bin Zeyd de diğer sahabeler gibi üzüntüyle evine dönmüş ve yatmıştı. Abdullah radıyallahu an o anki halini şöyle anlatır. "Ben de üzgün bir vaziyette yatmıştım. Uyku ile uyanık arasındayken üzerinde yeşil elbise olan bir adam yanıma geldi ve duvarın üzerinde durdu. Elinde bir çan vardı. Aramızda şöyle bir konuşma geçti. "Onu bana satar mısın?" dedim. "Onu ne yapacaksın?" dedi. "Namaz için çalarız" dedim. "Ben sana bununla ilgili daha hayırlı bir şey versem olmaz mı?" "Olur" dedim. Hemen kıbleye karşı durdu ve okumaya başladı. "Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah. Hayya ala felah, hayya ala felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah." Sabahleyin Abdullah bin Zeyd gece gördüğü rüyayı Resulullah'a anlattı. Aynı gece onunla birlikte birçok sahabe de benzer rüyalar gördüklerini anlatmışlardı. Öğretilen ezanda değişiklik yoktu. Hazreti Ömer de aynı rüyayı görenler arasındaydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her birini dinledikten sonra Zeyd'e dönerek "Gördüğünü Bilal'e anlat, öğret. Ezanı Bilal okusun. Onun sesi seninkinden gürdür" buyurdu. Namaz vakti gelince Hazreti Bilal radıyallahu an Medine'nin en yüksek yerine çıkarak gür sesiyle İslam'ın ilk ezanını okudu.
Rabbim Ezan Muhammedi'yi ülkemizin üzerinden, hatta dünyamızın üzerinden kıyamete kadar eksik etmesin. Allah'a emanet olun efendim.